Kargom yine gelmedi. Her zamanki gibi getirmiyorsunuz. Niye gelmedi acaba? Yarın çıkacak galiba. Başka bir bölge yarın mı? Hayır, internette öyle yazmıyor. Vallahi o hata beni ilgilendirmez ki. Ayrıca niye yarın çıkıyor ki? Sürekli benim kargolarım aynı muhabbet de oluyor. Bugün farklı bölge, yarın farklı bölge. Geçen hafta kargoda da aynı muhabbeti yaptınız. E ben gelip alacaksam o zaman ne anlamı var? O zaman ne oldu 8. ayın 8'inde yani teslim edilecek diye yazıyor. O zaman 9. ayın 8'inde teslim edilecek yazsın. Mesaj mı geldi size öyle? Takipte böyle gözüküyor. Teslim tarihi olarak o zaman bugünü yazmayın. Bu firma size öyle bilgi veriyor. Firma mı? Sizin adresiniz. Ne firması? Yani sürekli böyle mi olacak? Pardon. Bakar mısınız? Yani geçen de geldim. Ya yani benim kargolarım hiçbir zaman zamanında teslim edilmiyor. Sürekli böyle mi olacak? Ben yani şikayet hattınızı aramaktan, Twitter'a, Facebook'a yazmaktan bıktım artık. Geçen de geldim. 7'de hatta siz dediniz sistem kapanıyor muhabbeti yaptınız. İnternette yazıyor ki adres bulunamadı diye. Adres burada, açık adres yazıyor. Arkadaşınız diyor ki yarın gelecekti. Kime güvenelim ya? Arkadaşınıza mı güveneyim? Sisteminize mi güveneyim? Call center'ınıza mı güveneyim? Ya hiçbir adresime kargo teslim yapılmayacaksa... Daha önceki sorun neydi tam olarak bilmiyorum ama... Daha önceki de gelmedi. Teslim edilmeme sebebi... Şimdi gelmedi derken... Gelmiyor yani getirmiyorsunuz. Gün içinde getirmiyorsunuz kargomu. Gelmiyor yani. Teslim edilecek yazıyor. Ben akşama kadar evde duruyorum. Teslim edilmiyor kargom yani. Ben boşuna kendim hapis mi edeyim yani her gün? Gelecek diye. Ya şimdi Büyükçekmece içerisinde teslimat yapan iki tane kulemiz vardı. Bir tanesi ayrıldığı için kulemiz teke düştü. O yüzden mahalleleri ikiye bölüp o şekilde teslimat aşık oluyor arkadaşlar. Sürekli kargo... öyle mi yani? Yıllardır yani, aynı muhabbet dönüyor yani. Yıllardır derken? Daha ben yurt içi kargoyla 10 senedir mesela... Ben hiç gününde teslim edildiğini görmüyorum yani kargoda. 10 yıldır üç evet. Kargoda bu sıkıntı yaşıyorsunuz. Evet var, evet. Yani hiç boşuna gülmenize gerek yok. Şimdi... Böyle kendiniz de biliyorsunuz. Boş boşuna yani kendi beni kandırmaya çalışmayın. Kendinizi kandırıyorsunuz. Ben size işte durumu izah ettim. İkinci personeli tedarik edene kadar işleyiş bu şekilde devam edecek. O zaman sistemde yani, yazın ki 9. yarın teslim yani, edecek yazın. Niye sistemde adresi yetersiz yazıyorsunuz? Telefonunuza ulaşılmıyor. Call center'ınız bile telefonunuza ulaşamıyor. Nasıl ulaşamıyor? Evet yani ulaşamadı. Ben call center'a bugün 3 kere aradım. Sabahtan beri aynı müşteriyle... Arayın o zaman call center'a ulaşamadı. Benim kayıtlarım da var. Tamam, konsantrına kimle görüşürüz? Ben arayıp görüşeyim, bilgi vereyim. Görüşün, ulaşamadı size. Benim kayıtlarım var. Bütün gün telefonla konsantrınız ulaşamadı. Aynı müşteriyle 4 defa, 5 defa telefonla konuştum. Valla konsantrınız ulaşamadı. Yani, aradı kendisi, ulaşamadı. 10 senedir şu adresle ilgili bu problem yaşıyor olamazsınız. Yani o 2 tane kargonuzu geç teslim aldınız diye bu 10 yıla şey yapamazsınız, yiyemezsiniz, mal edemezsiniz yani.
her hafta böyle mi olacak? Her hafta böyle olacak diye bir şey yok. Geçen hafta da Perşembe günü de geldim. Yine aynı muhabbet oldu. Personel ayrılmadan önce hiçbir zaman dağıtımlarımız sekteye uğramadı. Ama arkadaşlar öldükten sonra o bölgenin çok yoğun kargosu var. Personel günde 110-120 tane kargo dağıtabiliyor. Ama bölgeye 180-190 tane. O zaman sistemde öyle girmeyin. Yani sistemde i̇şte yazıyorsunuz başka... bugün teslim edilecek. Sonra bakıyorum işte adres nedeniyle teslim edilemedi. Seçenek yok. Başka bir seçenek yok. Yani biz burada bekleyen kargolar için seçenek sunmamız lazım. O da tek seçenek. Başka seçenek yok. Yani arkadaşınız da diyor ki yok ilgili... diyor, adres nedeniyle değil diyor. Yarın gelecek diyor. Tamam, adresle ilgili bir sıkıntı yok. Ama işte biz o seçenek yok. Başka burada bekletilen kargolar için size sunabileceğimiz başka bir seçenek yok. Yani önceden size mesaj gelmiyordu. Hiçbir zaman mesaj gelmedi. Bugün şimdi de gelmedi yani. Bekletilen kargolarla ilgili size mesaj geliyor. Şuradaki adres telefonu adres teslim edilemedi diye mesaj geliyor. 538, 73, 700 tamam işte. Burada bekleyen kargolarla ilgili size mesaj geliyor. Şu gerekçeden dolayı kargonuz teslim edilememiştir diye. Tamam, ben de bunu anlatmaya çalışıyorum size. Adres teslim edilemedi diye bir mesaj geliyor. O zaman ben bu sefer almaya geliyorum. İşte başka bir şey yok. Devir gerekçemiz yok. O yüzden size o mesaj geliyor. Yani ben size şu an durumu izah ediyorum. Bu kargo gün aşırı geliyor. Diğer kuyum o şekilde yetiştirebiliyor kargoları. Eğer size bugün bu mesaj gelmişse bu kargo yarın mutlaka... Bu kargo zaten sizin elinizde cumartesi günü geçti. Tamam, cumartesi zaten teslimat yok. Öğlene kadar teslimatınız var sizin. Ben yurt dışı kargonun çalışma şeklini biliyorum. Tamam, biliyorsanız demek ki net bilmiyorsunuz. Net biliyorum ben yani, şirkette de kullanıyorduk biz. Biliyor olmanıza imkan yok. Ben İmkan 10 tane kargoyla çalışıyorum. Cumartesi günü 12 tane, 12'de bitiyor kargo işleyişi. O zamana kadar da gıda maddesi, kan örneği, işte bozulacak maddeler ya da aciliyeti olan, üzerinde aciliyeti olduğu belirtilen kargolar teslim oluyor. Yani acil mi yazmam lazım o zaman kargolara? İçerik önemli bizde. Ama 5'e kadar şubeler açık, 5'e kadar personel var. Gelip nöbetçi personelden kargonuzu teslim alabiliyorsunuz. Cumartesi günü buraya gelseniz bütün kargoların şubede olduğunu görürsünüz zaten. Cumartesi günü çok aciliyetli olan kargolar çıkıyor. Personel onda teslimata çıkıyor, 12'de geri geliyor. Sürekli yani. Sisteminiz de acayip. Yazık ya. Ki sahibini sevmişelim diye alttan alıyorum. Yurt dışı kargonun sahibi Yozgatlı diye. Ama ben bu konu hakkında YouTube'da video hazırlayacağım, söyleyeyim yani. Tabii, o sizin hakkınız yani. Artık YouTube var, internet var, Facebook var. Yani bu rezilliği görecekler yani. Kolay gelsin. Gördüğünüz gibi cevapları da çelişkili arkadaşlar. Sistemde yazıyor. İşte adres yetersizliği. Burada personel diyor ki yarın gelecek kargo. Sistemde böyle değil. Sen böyle diyorsun. Bana gelen mesajda böyle yazmıyor. Ben hangisine inanayım? Call center'da da böyle bir bilgi yok. Gördüğünüz gibi kargo şirketleri böyle berbat çalışıyor Türkiye'de. Yani hükümetin Ulaştırma Bakanlığı'nın artık buna bir çözüm bulması lazım. Sadece yurt dışı kargo değil, diğer kargolar da böyle. Şöyle söyleyeyim. Geçen hafta Perşembe günü bir ürün satın aldım. Aras kargo getirecekti. Perşembe günü Aras kargodan ürünüm yola çıktı. Normalde Cuma günü elimde olması lazımdı. Ama bugün öğlen elimde oldu. Gelen arkadaşa işte hani hiç gelmeseydiniz falan gibi bir cevapta bulundu. Şaşırdı. Bir de diyor ki ayın 4'ünde yola çıkmış. Ayın 4'ünde yola çıktı. 15 km yoldan geliyor. Avcılardan Büyükçekmece'ye geliyor bu kargo. 15 km. Gidiş geliş yarım saat. Ve sen bu kargoyu 5. günde getiriyorsun. O 4 günlük sürede, hatta 4,5 günlük sürede ne yapıyorsun ben anlamadım yani. Gerçekten. Bir de personel eksikliği diyor. Yani bu beni ilgilendirmiyor. Personel eksik olsun olmasın yani. Sen kargoları zamanında teslim etmek zorundasın. Zamanında teslim etmeyeceksin. O zaman kargoları kabul etmeyeceksin. 10 tane kargo firması var sonuçta. Diğer firmalara göndersin arkadaşlar. Diğer firmalarla çalışsın.
Yani teslim edemeyeceksen kabul etme arkadaşım. Bu kadar basit yani. Böyle arkadaşlar. Böyle bir video paylaşma gereği duydum. Yani bu sorun küçük bir sorun değil. Çünkü acil siparişlerimiz oluyor. İnsanlar birbirlerine acil evraklar gönderiyor. Acil eşyalar gönderiyor. Kargo firmaları keyfine göre çalışıyor. Bunun böyle olmaması lazım. Ülkemizdeki bir sorun maalesef bu. Her şubeler sürekli keyfine göre çalışıyor. Böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videolar istiyorsanız eğer kanalıma abone olup beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.